Merhabalar arkadaşlar, İğneli Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel renklerimle yepyeni sıralı çok güzel bir model anlatacağım. İplerim suni ipek iptir. İğne oyası nokta fular Instagram sayfasından kapıda ödemeli bir şekilde alabilirsiniz. İpler 4 katlıdır, iğne oyasına uygundur. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. İp numaralarım şu şekilde. Ekran fotoğrafı almak isterseniz yazmalarda çok kullanılan bir ton yağ yeşili 267. Fikir olsun sizler için diye. Bu da benim örnek bezi olarak kullandığım şifon kumaş. Sizler istediğiniz marka yazmalarınızda bu tonları kullanıp da kullanmış olduğum ip tonlamalarını da kullanabilirsiniz. Fikir olsun diye sizler için. Bu şekilde bir yeşil yolumuz var arkadaşlar. Alt yolumuz. Hemen başlayalım. Şöyle bir kaya yaptım ben. Şimdi inişimizi hemen yapalım. Şimdi başlayalım. Şurayı yok farz ederek ilk öncelikle ipimizi tutturduk. 3 tane zürafa yapıyoruz. Üstten 2 dolama yapıyorum ben zürafalarımı. Geriye dönüşlerimi ve pırpırları tek düğüm yapıyorum. Bütün uygulamaları göreceksiniz arkadaşlar, yeni başlayan arkadaşlar için. Bu şekilde zürafalarımı üstten 2 dolama yapıyorum. Şöyle geriye döndüklerimi tek düğüm. Arkadaşlar bakın şuradaki toplaşmayı şu şekilde önleyebilirsiniz. Tutun burayı. Buradan eminsiniz. Bakın düğümü sıkmadan önce boyunu ayarlayıp tutup sıkıyorsunuz. Burada potluk olmuyor. Sayımız 2, bakın. Sayımız 1. Üste alıyoruz. Bu şekilde. Yine aynı şekilde şöyle iniş yapıyoruz. İnişlerimizde kontrolle inelim. Bakın sıkmadım. Boyundan eminim. Tutup sıkıyorum. Şimdi burada ipimi şöyle geriye alarak şöyle en tepeye kadar geriye aldım. Tutuyorum ve sıkıyorum. Buraya tam 9 tane pırpır çalışacağız. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar bakın. Boyunu sıkmayın. Şuradaki düğümü sıkmayıp oylayıp tutun ve sıkın. Pırpır yapmak bu kadar basit. Bakın alttan tek dolama. Sıkmıyorum düğümünü. İkisini aynı boyda hizalayıp tutup sıkıyorum. Bu boylamaları bu şekilde ayarlarsanız eliniz kendiliğinden alışacaktır. Bakın. Boyluyoruz, tutuyoruz ve sıkıyoruz. Tutmazsanız boyu kaçırırsınız. Büyük ya da küçük olur. Bakın sıkmadan önce boyunu ayarlayabiliyoruz. Altı. Yedi. Sekiz.
ve 9. 9 tane purpura yaptım şöyle. O zaten açılacak. Şuradaki battığımız deliğe tekrar iniş yapıyoruz. İnişimizi yaptık bakın. Hemen yandaki yere geçip 5 tane zürafa çalışıyoruz. Beş tanenin de 3 tanesine geriye dönüyoruz. Şurada 2 tane kalmalı çünkü buraya modelimizi yaptığımızda düşeceği için şurada bir pay olması gerekiyor. Sadece bunun dibinde 2 tane. O yüzden 5 tane zürafaya 3.'ye geriye alıp minik kayamızı yapıyoruz. Sayımız 2. Bakın geriye almalar tek düğüm. Zürafalar çift. Hepsini tek, hepsini çift de yapabilirsiniz ama bu benim yıllardır kullandığım yöntem. Ben bu şekilde daha güzel yaptığıma inandığım için benim için doğrusu bu. İşlerinizi güzel çıkardığınız müddetçe doğrusu sizin için odur arkadaşlar. Sağlam ve güzel yaptığınız sürece sorun yok. Sadece tek kural iğne oyasındaki düğümü sıkmadan önce boyunu ayarlamak. İlk aşamalardan bahsediyorum. İlk başladığınız zamanlarda. Ve bu şekilde bir kaya, bir pırpırlı kaya olmak üzere bu şekilde alt yolumuz ilerliyor. Ben burayı tamamlayayım. Rengimi takıp geliyorum hemen. Bu şekilde tamamladım. Hemen rengimi aldım şöyle. En baştaki zürafaya tek düğümle şöyle tutturalım. Burada 9 tane pırpırımız vardı. 3 tanesinin üzerine bakın hemen. Bu birinci. Bu ikinci. Bu da üçüncü zürafamızın üzerine 2 tane pırpır yaptık. Zürafa yaptık. Şimdi şöyle geriye alırken şu alt ipini hemen yuvaya hapsediyorum. Bunlar sağlam işçilik adına püf noktaları arkadaşlar. Başlangıçlarda ve bitişlerde bu şekilde dikkat edersek temiz işçilik, sağlam işçilik çıkarmış oluruz. Sayımızı 1'e düşürdük. Bu kadar basit. Yapımı çok kolay ve şık bir oya. Bunu da üste aldım. Hemen olduğu yerde bir sık iğne, yandan iniyorum tekrar 2 ve yuvasına indim 3. Bakın zemindeki zürafaya indim. Hemen yandaki zürafaya da şöyle geçiş yaptım. Bu birinci zürafa, ikinci zürafa ve üçüncü zürafaya 2 tane gözemeyi oluşturup aynı kayalardan buraya da yapıyoruz. Aynı şekilde yandakine hemen geçiş yaptım. Kalan 3 tane pırpırın üzerinden de aynı şekilde 1 ve 2 tane zürafa geçerek
Son kayamızı da yapıyoruz. Burada ip gizlemeyi göstereceğim hemen. Yanlardan iniyoruz. Sonra şöyle iki düğüm atabiliriz. Ve arkadaşlar şuradaki gözlemeden şöyle arkaya geçiyoruz. Azıcık çekin ve kesin. Kırpık ipi böylelikle bu taraftan görünmemiş oluyor. Arkada kalıyor. Ütüyü de yaptığınızda yapışacaktır. Sağlam ve temiz işçilik çıkarmış olacaksınız. Evet, oyamız bu şekilde arkadaşlar. Ütüsünü de yapmadım. Şu an bakın kalıp gibi zaten duruşu. Güneş vurdu. Bu şekilde bir oyanın fiyatı dört kenar yazmaya 150 TL'den başlar. İşçiliğe göre değişir. Yazması sizden olarak hesaplıyorum. İşçiliği düzgün olan arkadaşlarımız artırabilirler. Yöreye ve kullanıma ait olarak bu şekilde fiyatlar arkadaşlar. Kullanıma derken yani işçiliğiniz düzgün değilse 150 TL ve altı da olabilir. Düzgünse üzeri de olabilir arkadaşlar. Çünkü çok sık giden bir oya. Anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.